Merhabalar, ben Nurçin Baylan. Okan Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Profesör Doktor Semih Er Yıldız Hocamın yürütücüsü olduğu 1521 Çevresel Analiz ve Değerlendirme Dersi kapsamında Çatı Bahçelerinde Sürdürülebilirlik konulu video sunumuma hoş geldiniz. Çatı Bahçelerinde Sürdürülebilirlik. Kent merkezlerinde ve yakın çevrelerinde yapılan aktif ve pasif yeşil alanlar ve konut düzeyindeki yeşil alanlar halkın rekreatif ihtiyacını karşılamak için yeterli olmamaktadır. Yeşil alan ve açık alanların gittikçe azaldığı kent ortamında şehir halkının yeşil alanlara olan ihtiyacı planlanmış, çatı ve teras bahçeleriyle karşılanmaya çalışılmaktadır. Çatı ve teras bahçeleri kent içinde yarattıkları sağlıklı ve kaliteli kentsel çevreler nedeniyle yaşamsal öneme sahiptirler. Çatı ve teras bahçeleri kent içindeki aktif ve pasif yeşil alanların yerini alamaz. Ancak kent içindeki binaların yaşanabilir olmasını sağlayarak aynı zamanda diğer canlılar için de yaşam ortamı oluştururlar. Çatı ve teras bahçelerini sadece bitkilendirilmiş alanlar olarak kabul etmek doğru değildir. Bina düzeyinden kent düzeyine kadar olan yerleşim alanlarında yer alan çatı ve teras bahçeleri kent ortamında sosyal iletişimin de sağlandığı ortak mekanlardır. Şimdi de biraz çatı bahçelerinin tarihi gelişiminden bahsetmek istiyorum. Milattan önce 2000 yılında kurulan ve şu anda Irak olarak bilinen antik Sümer şehirlerinden Ur'un büyük zikkurat ve mabetlerinden ortaya çıkmıştır. Mezopotamya'da zikkurat formu adı verilen bu suni tepeler, Orta Asya'da yüksek tepelerde dua eden Sümerlerin düzlük olan Mezopotamya'da geliştirdikleri bir formdur. Asma bahçeleri fikri de esas itibariyle bu zikkurat formundan gelişmiştir. Çatı bahçelerinde ekolojik işlevler, toz, duman ve gürültü seviyesindeki azalma, bitki ve hayvanlar için doğal yerleşim. Çatı bahçelerinin ekonomik işlevleri, yenileme, ısınma ve drenaj maliyetinde azalma. Uygulamalar: Hilton Oteli Çatı Bahçesi, Kaiser Center Roof Garden Auckland, Duru Deniz Ekolojik Yerleşimi, İstanbul Meydan AVM, Brooklyn Grange, Hell's Kitchen Farm Project, Bell Book and Candle Restaurant, Zorlu Center, East Village Rooftop Garden, Elaborate Roof Garden Complex, Rooftop Garden Escape. Bütün verdiğim örneklerin detaylı SWOT analizini yaptım. Fakat sürem kısıtlı olduğu için bu örnekleri tek tek ele almayacağım. Sadece yakından inceleme şansım olduğu için Zorlu Center ve Meydan AVM'yi karşılaştırmalı olarak anlatacağım. Zorlu Center'da yapılan çatı bahçeleri daha çok estetik yöne hitap eder. İnsanları şehir hayatından izole ederek dingin bir atmosfer yaşatmayı amaçlar. Fakat Meydan AVM projesiyle karşılaştırıldığında sadece bu özelliği zayıf kalır. Yine de Meydan AVM'de modern yaşama ve ekolojik ortama uygun olarak tasarlandığı açık alanlarında nefes alınan, kapalı alanlarında ise gün ışığından maksimum ölçüde faydalanıldığı söylense de yeşil bahçe bağlamında pek de elle tutulur bir şey yoktur. İki yapı da ekolojik olarak değerlendirildiğinde mahsul üretmeyen ve saksılardan ibaret olduğundan bana göre ekolojik bakımdan zayıftır. Kontrolsüz nüfus artışı, yaşanan göçler, sanayileşme ve paralelinde gelişen çevre kirliliği, doğal kaynakların tüketimi günümüzde karşımıza çıkan kentsel sorunlardır. Bu sorunlar karşısında geçmişten beri var olan ancak günümüz koşullarıyla geliştirilen çevreci çözümlerden biri de çatı bahçeleridir. Peyzaj mimarlığı disiplini de bu teknolojinin tasarım sürecinde önemli rol oynamaktadır. Çatı bahçelerinin tasarımı yapılırken bölgenin güneş, rüzgar, sıcaklık gibi makro ve mikro iklim koşulları, çatı bahçesinin bakacağı cephe, fonksiyonu ve çatı bahçesinin kullanım yoğunlukları dikkate alınmalıdır. Projelerin çatı bahçeleri açısından kurgulanması ve değerlendirilmesi, fizibilite, programlama ve ön tasarım. Aşağıda yer alan konular genellikle fizibilite ve ön tasarım aşamasında gereklidir. Çevresel etki analizi, yerel kurumlar tarafından yapılan analizler ve raporlar, ilk saha analizi, jeolojik incelemeler ve raporlar. Programatik gereksinimleri araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır. Yapı sahibi yeşil çatıyı yağmur suyu yönetimi ve görsel hoşluğu sağlamak için mi kullanacak? Yapı sahibi kullanılabilir açık alan oluşturma niyetinde mi?
alan kimin kullanımına yönelik olacak ve erişim nasıl sağlanacak? Yapı sahibinin yeşil çatı bakımı için ne tür bir planı vardır? Yeşil çatı ne tür fayda sağlayacaktır ve bakım maliyeti ne kadardır? Bakım için ne tür erişilebilirlik gereksinimlerine ihtiyaç vardır gibi soruların cevaplanması oldukça önemlidir. Konsept tasarımı. Konsept tasarımı aşamasında sonuca varmak için her şey açık bir şekilde tanımlanmış olmalıdır. Bunlar aşağıda maddeler halinde belirtilmektedir. Açıklayıcı vaziyet planı, arazi kesitleri, yapı planı, yapı kesitleri, konsept detayları, arazi ve bina kesiti, çatı kesiti, strüktürel analiz, kolon aralıkları, boyutu, döşeme kalınlığı, toprak ağırlığı, mekanik, elektrik ve tesisat analizi, inşaat mühendisi analizi, yağmur suyu yönetim gereksinimleri, yasal gereklilikler, toprak mülkiyeti, irtifak hakları, imar, izin ve yönetmeliklerdir. Şematik tasarım. Şematik tasarım süresince konsept tasarım ayrıntılarıyla geliştirilerek tasarıma yön verilmektedir. Yeşil çatı sistemleri için düzgün bir şekilde etüt yapılabilmesi için şematik tasarım aşaması esastır. Yeşil çatı sistemi tasarımında arazi ve yapı ile ilgili dikkate alınması gereken kriterler, fonksiyon ve yer seçimi, giriş çıkışlar ve güvenlik, iklim, rüzgar, gölgeleme ve yansıma, bina yükseklik kısıtlaması, çatı ekipmanları, güneş ekipmanları, sert zemin malzemeleri seçimi, döşeme strüktürü ve taşıyıcılığı, çatı eğimi, yangın önleme ve risklerdir. Çatı bahçesi uygulaması. Çatı bahçesi konstrüksiyonu diğer çatılardan farklıdır ve uygulama için bazı özel koşulların sağlanması gereklidir. Çatı bahçesi ilave yüklere karşı güçlendirilmiş olmalı, taş yünüyle yalıtımının mutlaka yapılmış olması gerekmektedir. Yeşil çatılar ikiye ayrılır. 1. Ekstensif yeşil çatılar. 2. İntensif yeşil çatılar. Ekstensif yeşil çatılar ise düşük ağırlıklarıyla, minimum bakım gereksinimleriyle ve düşük maliyetleriyle ön plana çıkmaktadırlar. Çatı bahçesinin temel katmanları. Bitkiler, bitki taşıyıcı tabaka, filtre ve drenaj tabakası, mekanik etkilere karşı koruyucu ve nem tutucu tabaka, kök tutucu tabaka, su yalıtımı ve çatı konstrüksiyonudur. Uygulamalar. Son zamanlarda yapılan pek çok araştırmada yeşil çatıların bina ve şehir ölçeğinde ekolojik, teknik ve sosyal anlamda kentsel ölçekte önemli faydalarının olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu faydalar doğal çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatına barınak sağlama, suyun yeniden kullanımına olanak sağlama, kent ısı adalarının etkilerinin azaltılma etkisi, elektromanyetik radyasyonu azaltıcı etkisi, karbondioksit ve oksijenin karşılıklı değişimine katkı sağlama, gürültücü azaltıcı etkisi, çatı membranının kullanım ömrüne etkisi, havadan savrulan partiküllerin filtre edilmesi, enerji verimliliği, soğutma etkisi, rekreasyon, estetik ve sağlık açısından önemi olarak sıralanabilir. Çatı bahçeleri makalemde de incelediğim gibi çatı bahçesi tasarımlarında dikkate alınması gerekenleri öncelikle açıklamış ve Kartal Meydanı, Zonguldak Ereğli Kültür Merkezi, Çankaya'da konut projelerinin çatı bahçesi bağlamında ön tasarım programlama kısımları ilk bölümlerde açıklanmış, daha sonrasında projeler özeline girilip el çizimleriyle uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. Bu projelerin çatı bahçeleri verimli toprak aksları üzerinde oturtulmaya çalışılmıştır. Burada da 3 proje için kendi yaptığım çatı bahçesi tasarımlarından bahsetmek istiyorum. Kartal Meydanı, Zonguldak Ereğli Kültür Merkezi, Çankaya'da konut projelerinin çatı bahçeleri açısından kurgulanması ve değerlendirilmesi. Birinci projem Zonguldak Ereğli Atatürk Kültür Merkezi. Proje 5 kademeli olarak düşünülmüş, ilk kısımda oturma alanları beraberinde bitkilendirme yapılmıştır. İkinci ve üçüncü bölümde ahşap dekler üzerinden geçerek bir bitki koridoru oluşturulmuştur. Üçüncü bölümde ise Ereğli'nin üzüm bağlarının sarılmış olduğu geniş bir pergola dizayn edilmiştir. Dördüncü ve beşinci bölümde ise tarım alanları oluşturularak burada üretilen sebze ve meyvelerle çeşitli kermesler düzenlenerek katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bitki seçiminde birkaç ağaç, çim ve bodur çalı, tek yıllık ya da çok yıllık otsu bitkiler kullanılmıştır. Bu çatı bahçesindeki aydınlatma, fotosel kullanımı yoluyla otomatik olarak sağlanmaktadır.
Burada da aynı zamanda otomatik bir sulama sistemi de bulunmaktadır. İkinci projem ise Kartal Meydan Projesi, çatı bahçesi tasarımı. Genel peyzaj düzenine bakıldığında oturma alanları ve bitki koridorlarından oluşan ağ sistemi çatıda da devam etmesi düşünülmüştür. Yapının üst katlarında bulunan bitki adalarında küçük ağaçlar ve büyük çalılar ile bitkilendirilmeler yapılmıştır. Genel anlamda bir toplanma ve buluşma merkezi durumundadır. Bitkilendirme alanlarının bulunduğu noktalar ekstensif çatı bahçelerine örnek olarak verilebilir. Uygulanması düşünülen projenin planı ve kesitleri verilmiştir. Çeşitli bileşenleri ve katmanlarıyla birlikte çalışan tek bir birleşik birim olarak işlev görmektedir. Bu sistemin katmanları ise aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır. Su yalıtım tabakası, koruyucu tabaka, ısı yalıtım tabakası, kök tutucu tabaka, drenaj tabakası, filtre tabakası, yetişme ortamı ve bitkilendirme tabakasıdır. Son projem ise Çankaya Konut Projesi Çatı Bahçesi Tasarımı. Kentlerde beton yığını halinde yükselen bloklar düşünüldüğünde böyle bir dönüşümle birlikte mümkün olan her alanın yeşil olarak kullanılabilmesi ekoloji, ekonomi ve insan sağlığına fayda sağlamaktadır. Çatı bahçeleri şehir içindeki yaya dolaşımı, toplu taşıma, araç trafiği ve park alanları ile de uyumlu hale getirilebilir. Bu projede toprak derinliğinin daha fazla olması ve saksı sisteminin mümkün mertebede kullanılmaması düşünülmüştür. Görüldüğü gibi yan taraftaki çıkmaların üzeri tarım alanı olarak kullanılmış, böylece beton duvarlar içindeki insanların bir nebze toprakla buluşması sağlanarak meditatif bir etki yaratması öngörülmüştür. Projede çoğunlukla saksılardan uzak durulmaya çalışılmış, balkon çıkıntılarında tarım alanları oluşturulmuştur. Ayrıca toplu oturma alanları dizayn edilerek buralarda tarım teşviği yapılmaya çalışılmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan çok değerli Semih Hocama, her hafta bizi sabırla dinlediği ve çalışmalarımızı daha ileriye taşımak istediğinden çaba sarf ettiği için ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum.